Selamünaleyküm. Ben Mustafa Demirci. Bundan önce iki video yayınlamıştım. Şimdi bazı arkadaşlar videolara saçma sapan yorumlar yapıyorlar. İşte bu açıklamaları daha önce niye yapmadın falan filan diye. Kimileri işte sen konuşmayı öğren falan diye yorumlar yapıyorlar. Kardeşim biz Çukurova çocuğuyuz. Bizim konuşma şivemiz böyle. Biz İstanbul beyefendisi gibi konuşamıyoruz. Elimizden geldiği kadar kendimizi düzgün bir şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Bu zamana kadar bu açıklamayı yapmadın diyen arkadaşlara cevabım, bu zamana kadar cezaevindeydik. Cezaevinde olduğumuz için bu açıklamaları yapamadık. Cezaevinden çıktığım gün ben zaten videoyu yayınlamaya başladım. Başka bir YouTube hesabından videolar yayınlıyordum. O video, YouTube hesabı gitti. Onun için bu YouTube hesabını açıp buradan yayınlanmaya başladım. Hani yok ne karşılığında konuşuyorsun, yok ne için konuşuyorsun falan filan diyen arkadaşlar oluyor. Ben hiçbir şey karşılığında hiçbir şey söylemiyorum. Ben sadece bu Serkan Kurtuluş'un konuştuğu yalanları dolanları ortaya çıkarmaya çalışıyorum. Çünkü bizlere çok haksızlık yaptı. Vallahi ben normal işinde gücünde şu an çalışıyorum yani. Kimse de bana gelip balya balya para indirmemiş bu açıklamaları yap diye. Çok merak eden varsa da yani YouTube'dan yazar, adresimi veririm, gelir. Benim ne iş yaptığımı, ne ettiğimi görür yani. Ben şu anda tarlaya gidiyorum, çalışıyorum yani. Arkadaşlar, biz kendimizi para için satacak kadar aşağılık bir adam değiliz yani. Ki sattım hadi para için kendimi. Hani nerede bu para? Boş boş yorumlar yapmayın onun için. Yani kişi kendinden bilir. Kişiyi derler ya. Sizinki de o hesap mı oluyor yani? Siz öylesiniz, bizi de mi öyle sanıyorsunuz? Neyse bu konulara gerek yok. Şimdi Serkan Kurtuluş İzmir Gıda Çarşısı'nda vurulan işte yok iş adamları, elektrikçiler falan diye açıklamalar yapmış. İşte bunları birileri yönlendirdi. Biz yaptık, yaptırdık gibicesine. Şimdi ben isim vererek konuşayım. Benim çekindiğim, şey yaptığım bir şey yok. Bir kere sana kimse gıda çarşısında elektrikçilere çöp, yok şuna çöp, yok buna çöp diye kimse sana bir şey demedi. Serkan Kurtuluş. Yani biz senin 7/24 yanında olduğumuz için bunları çok iyi biliyoruz. Nasıl elektriğin sahibini sen bitirdin. Adamın anasını ağlattın. Adamın oğlunun altındaki BMW'ye bile el koydun. Sana bunlar biri mi dedi? Yap, şunu yap, bunu yap diye. Sen gençleri kullandın, sen gençleri yönlendirdin. Sen gençlere ateş ettirdin. Sen bütün tezgahı kurdun, dümeni kurdun. Şimdi sıkıştın. Yok şu yaptırdı, yok bu yaptırdı. Ya bırak bu işleri kardeşim ya. Yani ben cezaevinden çıktıktan sonra hemen hemen senin bütün videolarını izledim, dinledim. Kaç yıl öncesinde demişsin ki yok benim elimde deliller var. Yok benim elimde ispatlar. Yayınla o zaman kardeşim bu delilleri. Yayınla. Yayınla ki devletin savcıları, hakimleri de devletin üst düzeyleri de düğmeye bassın. Bunlar hakkında işlem başlasın. Niye yayınlamıyorsun? İşte elinde delil yok çünkü senin. Bunların hepsini kendi menfaatlerin ve kendi çıkarların doğrultusunda yaptığın için yani senin elinde olan bir şey yok yani. Ha, anladın mı ne demek istediğimi? Nasıl elektriğin sahibini kendi kurduğun dümenle, kendi kurduğun tezgahla adamı bitirdin. Adamın her şeyine el koydun. Şimdi bunu kalkıyorsun başkalarının üstüne atıyorsun. Bu kadar da küçültme kendini ya. Dik dur. Onurlu yaşa. Sen zaten dik dursaydın bizim hepimiz senin yanında olurduk. Ama sen dik durmayı bilemedin yani anladın mı? Sen zengin çevrelerle, iş adamlarıyla dostluk yapıp sonra bu insanlara başka taraftan bir grup gönderip o insanlara ateş ettirip
O insanları kendi üstüne çekmiyor muydun? Bu insanlar kime gidecek? Çevresinde kim var? Bunlar bu beladan kurtaracak. Serkan Kurtuluş var. Bu insanlar sana gelip Serkan abi böyle böyle Serkan Bey böyle böyle başımıza bir iş geldi. Hani bu mevzuyu çözelim, bu konuyu çözelim deyip sen bu insanların yanında gözünün önünde filmden ateş ettirme olayları mahsus senin yönlendirdiğin kişilerin vurulup adamlarla görüşmelerini ses kaydına alıp görüntüye alıp adamları böyle tehdit etmiyor muydun sen? He? Yukarıda Allah var. Allah yapma böyle şeyler. Yarın bir gün öleceksin, gideceksin. 3 günlük dünya için fırıldak olma. Anladın mı? Sen kendin bütün dümeni kurdun. Kendin bütün tezgahı kurdun. Şimdi kalkıyorsun başkalarının üstüne atıyorsun bu suçları. Az önce söylediğim şey nasıl bir sistem? Şimdi Serkan Kurtuluş zengin iş adamlarıyla, zengin böyle elit insanlarla bir dostluk yapıyor. Ondan sonra Serkan'ın etrafında olan gençlerden bir grup. Mesela diyelim ki size İstanbul Sultanbeyli çocukları. Örnek veriyorum. Bu çocukları bu iş adamına yönlendiriyor. Bu çocuklar bunları ateş ediyor. Bu adamın da çevresinde kim var? Böyle İzmir'de sözü geçen Şafan Serkan var. Bu adam da geliyor Serkan'a. Serkan bu adamla görüşmelerin hepsini ses kaydını alıyor. Görüntüye alıyor. Hani bu adam buna diyor ya böyle böyle işte abi şöyle yapalım böyle yapalım falan filan diye. Ondan sonra ne oluyor? Bu gençleri birilerinin ikisini getirttiriyor Serkan. Bu adamın gözünün önünde darp olayları oluyor. Gerekirse o gence sıktırılıyor. Ayağından mermi yiyor. Bu sefer Serkan bu iş adamına yapışıyor. İşte bak senin için adamı vurduk. Senin için şöyle yaptık. Senin için böyle yaptık hesabı. Adamı bundan sonra kopartıyorlar. Yani bunları bu şekilde anlatsana. Sen birilerinin üstüne bir şeyler atarak bir yerlere gelebileceğini mi sanıyorsun yani? Madem elinde delil var, her şeyi çıkartacaksın ortaya, dökeceksin. Mülteci sığınma talebin kabul edilirse edilir, edilmezse geleceksin ülkende cezanı yatacaksın. Bu kadar basit. Dolaylı yollardan 50 tane şeye girmeye gerek yok ki. Elinde delil olan adam bu zamana kadar yayınlardı kardeşim. Yani kimsenin üstüne vebal bırakma. Ülkemiz senin ve senin gibi hainler yüzüne hep yanlış tanınıyor. Benim şimdilik diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Bu iş adamlarıyla ilgili yaptığı açıklamadan dolayı ben bunu konuştum. Videoların zaten devamı gelecek. Yani gıda çarşısında işte elektrikçiler işte vurulan adamlar, faili meçhuller bilmem neler diyor. Bu faili meçhullerin bütün azmettirişisi Serkan Kurtuluş. Yani elektrikçiler konusunda nasıl elektriğin sahibini bitiren Serkan Kurtuluş. Yani Serkan Kurtuluş'u da kimse nasıl elektriğe git çök bilmem ne şunu yap bunu yap diye ona böyle talimat vermedi. Aksine bütün talimatların hepsini Serkan Kurtuluş'un kendisi verdi. Gençlere. Niye? Sırf para yapabilmek için, güç yapabilmek için. Adamın oğlunun altındaki BMW 525 X-Drive paket bir araba var. O arabayı bile aldı bu. Yani bu hani bazı tefeciler vardır. Gamsız olurlar ya, insanın kanını emerler ya. Bu da böyle bir şey işte. Bu da bir insana yapıştı mı, bir insanın kanını emerdi bu. Yani her duyduğunuzda her söylenenlere inanmayın arkadaşlar. Ülkenizde bu kadar karalanmaya gerek yok yani. Saygılar, hürmetler. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen rica ederim yorumlara da saçma sapan yorum atmayın. Şöyle böyle bu zamana kadar niye açıklamadın diye. Bu zamana kadar açıklamamamızın sebebi cezaevinde olmamızdı. Cezaevinden çıktık. Çıktığımız günden beri de zaten açıklama yapıyoruz. Allah'a emanet olun.